Buradan evlenecek olanlara bir tavsiye verir misiniz? Nasıl? Eyvah. Buradan evet. Evet. Bekarlara buradan. Yani kafanıza göre birisi olsun yeter ki. Yani size anlatsın. Aynı ruhtan, aynı dilden konuşabilirsin. Sevgi, saygı, sadakat. Şöyle söyleyeyim. Şu anki devir kesinlikle hiç kimse yaklaşmasın diyorum. Bekarlık sultanlıktır. Buradan evlenecek olanlara bir tavsiye verir misiniz? Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bekarlık sultanlıktır. Niçin efendim? Ya erkekler değişiyor mu ya da evlenince ne değişiyor ki? Evlenince bayağı bir değişiyorlar. Şöyle adamken adam olmuyorlar evlendikten sonra. Bayağı bir bozuluyorlar yani. Kesinlikle buradan Allah belasını versin onun. Buradan da kaynanama. Görüşürüz. Evlenecek olanlara bir tavsiye verin. Aldatmasınlar mesela. Böyle yalnız geliyorlar yoksa. Ben hiç tavsiye vermiyorum, evlenmesinler. Evlenmiş ayrılmış biri olarak evlenmesinler bence. Neden? Açık konuşayım mı? Bir bok yok. Çekiyorlar abi. Bencil. Erkekler bencil. Ya ben burada kendi hemcinslerime sesleniyorum. Erkekler bencil. Evlenmesinler. Ne yapsınlar? Flörtleşsinler. Çünkü bizim Türk erkekleri öyle işte. Nasıl? Bencil. Anneler öyle yetiştiriyor. Bencil. Buradan evlenecek olanlara bir tavsiye ver. Ben 3 kelimeyle söylemek istiyorum. Hayalim 3 kelime evli, mutlu, çocuklu. Evlenecek olanlara bir tavsiye verir misiniz? Bence evlenmesinler. Neden abi? Bekar hayat daha güzel. Aynen öyle. Evlensinler, evlensinler. Evet. Evlensinler. Aynen öyle. Bunun için her şeye bedel. Evlenecek olanlara bir tavsiye. Biz hiç düşünmedik, siz de düşünmeyin. Evliyim ben, 3 çocuğum var. Evlensinler çünkü hayat tek geçmiyor. Başka ne diyebilirim? Bu kadar da. Evlenmesinler. Evlensinler veya işte iyi kişiler çıksın karşılarına. Bekar kalmasınlar yani, bizim gibi bekar kalmasınlar. Yorumsuz. Allah herkese hayırlısını nasip etsin. Hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Anlayışlı olsunlar, ne diyeyim tavsiyelerinde. Evet, evlensinler ama birbirini anlasınlar yani, anlayışlı olsunlar. Evlenecek olanlara. Burada Adana'da mı? Evlenecek olanlara kesinlikle evlenmeleri gerektiğini tavsiyesini veriyorum özellikle. Evet, bence evlilik ten uyumunu yakaladığın zaman, o göz uyumunu hangi yakaladığın zaman evlenmelisin. Bekarlığı ben sevmiyorum. Kocamdan da çok memnunum. İnşallah herkese benim kocam gibi bir koca nasip eder. Kızlar için söylüyorum tabii ki. Evlenecek olan iptası hiç evlenmeyin dedim. Sıkıntılı evlilik çünkü. Özgürlükten daha güzel bir şey olabilir mi? Evlenecek olanlara tavsiyem negatif yönlerini anlatanlara inanmasınlar. Pozitif yönlerini düşünerek devam etsinler. Evlenecek olanlara evlilik güzeldir. Saygı, sevgi çerçevesi içinde olduktan sonra hallolmayacak hiçbir şey yok. Evlenecek olanlara kesinlikle evlenmeyin bu devirde. Abi ekonomi bitmiş vaziyette artık. Evlenirsen eyvah eyvah. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.